çok sinirli gördüğünüz gibi. Çok sinirli. Senin bu kadar yaptıkların yanlış değil de benim gelmem mi yanlış? Mönem yanlış bir şey yapmadı ki Seda ablam. Yukarıdan elbiseleri atın, dünya bütün memleket. Dünya bütün gördü senin yaptıklarını. Nurgül senin üzerinden Emre'ye kızıyor. Diyor ki seni aşağılayan bir kadının yanında duruyorsun diyor. Sen Emre'yi aşağılıyorsun. Hayır, o gün bugün elini tutmadım ya, onu söylüyorum. Ben yapıyorum. Hı. Ben sinirlendiğim zaman yapıyorum. Doğru bir şey değil ama yapıyorum yani. Ama Emre beni böyle seviyor Seda Hanım. Ona ne oluyor yani? Böyle seviyor bu adam beni. 3 senedir böyle seviyor. Benim karakterim bu ve bu adam beni böyle seviyor yani. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ama bu bir aşağılama değildir herhalde. Nazlı Hanım yanlış anlıyordur. Hayır, elini tutmuyorum ya. Elini mesela ver. Ben sinirlenince bana dokunmasına izin vermiyorum. Hı. Hiç kimsenin dokunmasına izin vermem. Onunla alakalı değil. Kızım da olsa izin vermiyorum. Kendini korumaya alıyorsun. Evet, öyleyim yani sinirlendiğim zaman. Yapım o yani. Orada öyle davrandığım için öyle söylüyor Nazlı. O zaman Nazlı Hanım'a seslen. Ben senin oğlunu aşağılamıyorum. Bu benim karakterim ve bu karakterimi de zaten ben böyle olduğum için oğlun seviyor. Kendini ben defalarca söyledim ama kadın benim sesimi duymak bile istemiyor Seda Hanım. Oğlu konuşsun ya, benim konuşacak bir şeyim kalmadı. Yazık, artık onu bundan hiç sonrası ki. Bundan ben sonrası da saygısızlık oluyor yani. Bundan sonra söylediğim her şey saygısızlık oluyor. Ben ki, söyle. Yok söyle. Ben şey yani çok üzüldüm yani. Emre'nin önümde gücü mü yetecek? Git dışarıda gene evlenirler. Şey ona hiç vermesin. Ona neneme, evlenme gerekli. Ya ben dün arar diye bekledim annem. İşte gel, hoş gelmişsin, İstanbul'a gelmişsin diye ama ben en çok ona üzüldüm yani. Ne aradı, ne şey yaptı yani. Nenemin emeği çok, ben inkar etmiyorum yani bizde. Sen dün aradın mı anneni? Yok, ben dün babamı aradım. Annemi aramadın. Aradım. Babam, sen anneni niye aramıyorsun? Babamı aradım ben. Babanı aradın. Annem ne burada. Ne diyor baban? Açmadı. Açmadı. Açmadı mı? Ben de aradım babayı. Heh. Hatta o daha açmadı. Önce konuşur muydunuz Nurgül? Ben babayı tanıyorum. Konuştunuz babayı da mu çok hiç? Severim, evet. Ya babacığım, annen gelmiş. Ben de seni aradım. Kötü yani, bir niyetle aramadık. Kesinlikle yani. Zaten kötü niyet. Benim haddim değil. Estağfurullah yani. Yani ben senin de yani diyeceğim. Kayınpederine mi sesleniyorsun şu an? Babasına. Şuraya çok güzel konuş. Söyleyeceğim şey sesler. Şuydu babacığım. Heh. Şunu diyecektim. Ne? Hani taksi göndereyim. Yanımıza gel. Hani en azından anne ya yani babaannenin elini öp, gör. Yani belki dünya kısa yani. Ne zaman ne olacağımız belli değil. Yani o yüzden arayıp sana bunları söylemek istemiştim ama sen cevap vermedin. Neden cevap vermedi çok iyi tahmin ediyorum ben zaten babacığım. İzin vermiyorlardır Nurgül. Sana. Ben öyle düşünüyorum çünkü senin çok karakterli bir adam olduğunu ben biliyorum. Oo. Şimdi Nazlı iyice yaktı sizi. Ben biliyorum. Babam. Nazlı biliyor muydu senin kayınpeder adayınla konuştuğunu? Bir kere bir masada oturmuştuk. Nazlı Hanım da var. Nazlı Hanım benimle konuşmadı. Ama baba konuştu. Baba Nazlı gerçekten. Nazlı Hanım konuşmadı mı seninle? Tarihi falan çok bilgin bir adam. Hani sana bir şeyler öğretir yani, öyle bir adam. Ha. Nazlı Hanım konuşmadı mı seninle? Yok. O gün de konuşmamıştı. Sen niye konuşmadın? Ya ben konuştum, normal hayatıma devam eder gibi konuştum. Hayır, ben konuştum. Direkt Nazlı Hanım'ın gözünün içine baka baka ben olsam konuşurdum. Hayır, söyledi, hoş geldin, hoş bulduk, onları söyledik ama aynı masada oturduk. Suratı beş karış, biz babayla konuştuk yani. Hani peki, istenmediğim belli. Emre'nin babasının sana tavrı nasıldı tatlım? Emre'nin babası çok şeker bir adam, ben çok seviyorum babayı. Bilmiyorum yani, bana karşı asla kötü davranmadı yani. Ne Şadıman, mikrofonu söyle bebeğim. Ama Nazlı anne ne derse onu yapmak zorunda kalıyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Babayı çok sevdiğini ifade ediyorsun. Nazlı Hanım'a da öyle gidip biraz sarılsaydın. Ben sizi çok yaptım seviyorum ama. Falan filan. Ya, belki Şadıman, o da sana yaklaşırdı. Galiba. Unuttun galiba. Yani bundan iki hafta öncesini ama hatırlatayım. Babaya canı gönülden yapmışsındır. Nazlı Hanım'a da geçmişsindir. Hayır değil ya, yemin ediyorum. Öyle bir insan değilim. Burada beni tanıyorsunuz. Ben öyle bir insan mıyım? Ona artık tanıdınız yani bir aydır. Nazlı Hanım'a karşı bir şeyim var yani. Antipati mi diyeyim, ne diyeyim, bir şey peki. Var yani aranızda. Nuriye'm, bir tanem. Buyur. Şimdi Nurgül'le Emre karşında. Bu çocuklar nerede yanlış yapıyor? Ne bileyim yavrum. Allah hayırlısı yazsın, hayırlısı da yazmasın. Bunlar ne yaparlarsa senin gelinin bunları bağrına basar. Hı? Bize taktik ver. Yani bunların ne yapması lazım? Nazlı Hanım bu çocukları bağrına bassın ya da onay versin. Ne yapsınlar? Bağrına basmaz artık. İnatlaştı İnat, ya.
etti ya, o asla kabul etmeyecek bence. İnatlaştı artık. İnatlaştı. Valla babaanne sabah kalkmış, namazını kılmış, bize dua etmiş. Allah razı olsun. Allah elinden Kur'an hiç akşam düşmüyor. Nurgül de yanındaydı, süper ilgilendi. Elinden gelen ne varsa yaptı kızcağız. Tabii ki de canım, ne olacak yani. Seslenin Nazlı Hanım'a. Ben, bak anlamadık. Ben sinirli sinirli konuşacağım. Babana seslenirsem çok sen... kötü konuşacağım. Anamdır söylemek hayır, istemiyorum. Hayır, güzel konuş. Ailelerimize güzel konuş. Söyle. Annene söyleyemiyorsan baksana, babana olamayız. Ya yaşlı başlı kadın buraya gelmiş. O kadına neler söyleniyor. Ben burada dayanamıyorum ya. Ben kızgın, çok öfkeli burada anne. Torunlu olarak dayanamıyorum yani. Sen alttan al. Babana seslen. Bak Nurgül de güzel seslendi. Konuş Emre. Baba annem burada. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Geldik buraya kadar. Kadın buraya kadar geldi. Bizim yanımızda olmaya çalışıyor. Biz ne yapıyoruz ki ya? Senden rica ediyorum. Onay ver. Yani bu işi bir tatlıya bağlayalım ya. Biz birbirimizi seviyoruz. Ben bu kadını çok seviyorum. Elimden ne geliyorsa da yapıyorum. 3 senedir de birlikteyim zaten. Babacığım bunlar değil de biz senden rica ediyoruz. Araba gönderelim, seni alalım. En azından her anneni gör. Her şeyden önce... Evet, olur annem. Mu? En azından babaanneyi gör. Ölümlü dünya. 2 günlük sen dünya. Öyle herkesin dediğine takılma. Senin annen. Kayınpederine mi sesleniyorsun? Evet. Kaynana da seslen. Benim artık ben senin oğlunu aşağılamıyorum de. Asla, ben zaten aşağılamıyorum. Benim bazı huylarım var. Yani ben kendi kızıma da belki bu şekilde davranıyorum. Kızdığım zaman yapıyorum. Ama yani oğlu beni sanıyor. Biz 3 senedir birlikteyiz. Bu adam beni böyle seviyor yani Seda Hanım. Böyle seviyor. Çünkü benim o iyi yüreğimi de görüyor aslında. Neden hırçınlaştığımı, neden gard aldığımı da biliyor. Nurgül çok merhametli bir kadın. Böyle üstüne gelince böyle kavga anında bir o sırada böyle yani. Şey yapıyor. Kendini korumaya alıyor. Korumaya alıyorum. Benim de bazı huylarım var mesela. O da benim huylarımı biliyor. Birbirimiz o şekilde anlaşıp yani. Gidiyoruz yani. 3 senedir sen de böyle sen o kadar gidiyoruz. Naifsin ki baskın karakter duruyor Nurgül yanında. O yüzden belki annen Nurgül'ün hal ve tavırlarını tasvip etmiyor olabilir. Sen çok naifsin. Ama annesi de baskın bir karakter. Biz bence o yüzden çakışıyoruz. Yani onun yerini alacağımı falan düşünüyor bence. Baksana kayınvalidesine de dedi ya, neredeydi dedi ben çocuklarıma bakarken dedi. Ben. Evet. Ben neredeydim der mi? Öyle dedi işte, bak ben söyledim, sonra da izlettim sana. Kızgın, kızgın, çok ya öfkeli. Ya inkar ederse eder işte. İnsanoğlu, insanoğlu. Öyle diyorlar i̇nsanoğlu ama Seda yavrum. 9 yaşımdan bu yaşıma kadar. İnkar ederse eder. Hep yaptıklarımı inkar etti bak. Ne dedin Emre? Öyle diyorlar ama ben 9 yaşımdan bu yaşıma kadar bir tel almadım ve kendim çalıştım. Konuş hep, artık. Yani konuşayım konuş, değil artık mi? Artık konuş yani. Değil mi? Bu saatten konuş artık. Kurban olayım. Çocukluğumdan bu yaşıma kadar hep kendim çalıştım, kendim kazandım. Elimden geldiği kadar da aileme destek olmaya çalıştım. Yani diyor ya, yani bugüne kadar sen mi baktın falan. Biz de evlat olarak çocukluğumuz hep böyle dışarılarda geçti. Yemin ediyorum yap, yani ben tamam mesleğimi yaptım ama hep böyle çabaladım, uğraştım. Bir gün adam gibi izin yapmadım. Geceleri bile 2 saat yattım, 3 saat yattım. Bunu kız biliyor, yanımdaki biliyor yani beni. Emre, annenin başka gelinleri var mı? Yok. Diğer kardeşlerin kız mı? Bir tane abim var. 3 tane de kız var. Tamam, abinin karısı var. Abimin karısı yok. Evli değil mi? Evli değil abla. Kendin beyin evli değil evliden. Gelin. Aynen. Hmm, yani şu an ilk ve tek. Ondan mı böyle bir gelin kaynana rekabet mi oldu diyorsun? Benim kimseyle rekabetim yok yani. Olmamalı da zaten. Yani ne alaka? Yani evet. Efendim Esin. Burada hep Nazlı Hanım'a çok yükleniyoruz ama... Burada Nurgül'ün de çok hatası var. Hatta babaanne de VTR'de söyledi. Nurgül biraz hani sessiz kalsın, cevap vermesin, saygısızlık yapıp haddini aşmasın dedi yani, söyledi. Ben haddimi Nurgül... aşmıyorum. Ama öyle diyorsun ama geçen gün de dedin ki sanki pırlanta doğurmuş, oğlu pırlanta. Emre pırlanta değilse senin ne işin var onun yanında? Yani pırlanta mı? Aşağılıyorsun işte. Aşağılamak da ne alakası var? Ama aşağılıyorsun sanki benim sevdiğim erkek ben yani. Ben neyi? Ben neyim? Ama tamam da annesi öyle benim, ben de bir annenin evladıyım arkadaşlar. Ama sen de ağzın durmuyor yani. Yani o bir anne olarak. Sen bana konuş, ben niye susayım ki? Ne münasebet? Ama bak, o bir anne olarak oğlunu korumaya çalışıyor.
Sen de kendini ispatlamalısın. Ama saygı sınırlarını aşmadan yapmalısın ya bunu. Ya siz şunu anlamıyorsunuz. Ben Emre'ye kendimi ispatlamış durumdayım. Onu ispatlamak zorunda değilim. Adım 30 yaşında. Ama peki, bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi abla da bazen bazı şeyleri kısmen olarak doğru söylüyor. Yani sen diyorsun ya Hint kumaşı mısın, pırlanta mısın? Bak bunlar söylediğin için bir an ağzından çıkınca onun artık esiri oluyoruz ya. Sen de onun esiri oluyorsun. İnsanlar da böyle ya, söylüyor. Ben, sen de lafını bilmeyin. Yani aa, söylerken laflarına dikkat etsen sonra karşımıza çıkmayacak bunlar. Bulunmaz Bursa kamışı kumaşı mısın diyorsun. Senin o... Kızdırıyor beni ama anne. Olmaz o zaman. Olmaz işte. Olmaz ya. Olmaz. Biraz daha... Olmaz diyor bak. Olmaz. Olmaz. Nasıl olmalı? Nuriye Hanım. Olmalı mı olmalı? Büyüğüne küçüğünü saymalı. Öyle olmaz. Hemen patatak diyorum atarsan işte. Ben kırılır. Ben saygısız olduğumu düşünmüyorum. Efendim Safiyeciğim. Seda Hanım, Nazlı Hanım'ın her söylediğini Nurgül yutarsa olmaz. Nurgül kendini savunmak zorunda. Evet belki biraz yükseliyor. Farklı bir şey ama kendini savunmak zorunda. Bugün Dünya Kadınlar Günü, Nurgül'ü tebrik ediyorum. Kendini savunsun. Sonuna kadar savunmalı kendini. Sonuna kadar. Sultan al tatlım mikrofonu. Seda Hanım, Nazlı Hanım kendini söylediklerini hiç duymuyor. Kaç yaşındaki kayınvalidesine ağzına geleni sayıyor. Niye Nurgül kendini savunmasın burada? Kendine gelince öyle. Ben öyle bir insan değilim zaten. Biz tanıdık seni Nurgül. Hayır, öyle bir insan değilsin. Ha, o bakımdan söylemiyorum. Ben susacak bir kadın değilim. Susamam ben. Sen bana yani 50 yaşında da olsan saygısızlık yapıyorsan alırsın cevabını. Öyle bir şey yok. Yani ben diyorum ya benim hayatımda herkes haddini yerini bilecek. Öyle bir şey yok yani. Ben merhametle sana yaklaşıyorsam, sen bana tam tersi yaklaşırsan dur derim ben. Kimse kusura bakmasın. Aynen öyle. Kimse susma hakkını savun. Yani. Ben kendi fikrimi sunuyorum. Efendim Yılmaz abi. Kızımız alttan almayı çok geç kaldı. Dün ne güzel yaptı ama çok geç oldu. Nazlı Hanım tabii kızdı. Yo hala anneciğim alttan almıyor. Dedi. Karakterini anlatıyor şu evet. An. Ben dün alttan almadım. Babaanneye bağırdığı için şimdi oradan gelmiş. Ben babaanneye üzüldüğüm için öyle söyledim. Ben alttan almadım. Ama ne güzel, yanlış ne güzel öyle girmen lazım. Ama hayır, babaanne çok üzüldü ya. Hani o şekilde davranmasın. Hani bana konuşsun ama babaanneye evet konuşmasın diye. Bir ya, cephe aldım doğru orada. Doğru söylüyorum. Kendine kimseye alttan aldığım yok benim yani. Orada bir de anne diye seslendin sen. Evet, bilirim. Bir de Seda Hanım. Alttan alsın ki hani koskoca kadın bizim için gelmiş, anladınız mı? Ya. Biz kadından ne beklentimiz var? Yani Allah ama rızası için gelsinler. En ne olursa olsun büyüklere karşı kadın, kadın yapar. Kadın gelmiş. Tabii ki de hani alttan alalım. Belki o sinirlendi. Evet, bana sinirlendi. Bana söylesin ama baba niye söylemesin diye o şekilde davrandım. Yoksa şey bana ben diye alttan alacak bir kadın. Ben böyleyim. Ben alttan almam. Alacaksın. Almam. Bu bir adam de, beni böyle seviyor. Bir dakika bir de, durun konuşsun. Konuştu bir dakika. Ben almam yani. Kimseye alttan almam. Benim çizgilerim var. Ben böyle bir insanım. Beni kabul ediyorsa böyle edecek. Nedir o çizgiler? Dinliyor şu an senin Nazlı Hanım. Nedir? Yani ben kimseyi alttan alacak bir kadın değilim. Almam yani. Benim doğrularım var kendime göre. 35 yaşında kadınım ben yani. Doğrularım var. Senin doğrunla ben doğru olacak kadın değilim ki. Yani beni evirip çevirebileceğin... Beni kimse evirip çeviremedi ya. Ben 20 yaşındayken de 18 yaşındayken beni kimse evirip çeviremedi. Benim kendi doğrularım vardı ve ben böyleydim yani. Nazlı Hanım evirip çevirebileceği bir gelin adayı evet, istiyor. Evet, o öyle istiyor ya. Yani öyle bir şey yok. O ben değilim yani. Canım. Kendisi çok şey, baskın. Nazlı ondan daha baskın. Kabullenemiyor Nazlı Hanım. Nurgül. Nurgül ondan daha baskın. Nazlı Hanım bunu kesinlikle kabullenemiyor. Oğlu da çok naif. Oğlu çok naif. Çok naif. Aynı naifliği Nurgül'e de yapıyor. Vallahi annesine de yapıyor. Nazlı Hanım telefonda. Tahammül edemiyor. Nazlıcığım. Bence de. Nazlıcığım. Ben konuşmuyorum. Düştü mü? Tekrar bağlayacak arkadaşlarımız. Bakalım Nazlı Hanım canlı yayında söyleyecekleri var. Nurgül diyor ki bu benim karakterim. Aynen. Zaten senin oğlunun bana aşık olma nedeni benim karakterimin böyle olması. Dik diyor duruşu, böyle kendini savunması benim hoşuma gidiyor. Nazlı Hanım. Efendim. Hayatım duydun mu söylediklerimi?
Tekrar duydum edeyim istersen. Duydum, duydum. Nurgül ben... diyor ki, benim Nazlı Hanım'a ters gelen hareketlerim, tavrım benim karakterimdir. Oğlu Emre de benim bu karakterime aşık zaten. Böyle oluşuma aşık. Doğru. Hayda. Konuşun Nurgül sen. Ben konuşmayacağım. Bir şey diyeceğim orada. Ben konuşacağım. Ben büyüğümde gönlümü görüyorum ve onun içinde saymıyorum. Anladın mı? Ben büyüğümü de bilirim, küçüğümü de. Kendi orada boş boş konuşmasın. Araba tutayım göndereyim. Ben senin arabana muhtaç değilim. Tamam mı? Senin için söylemedim haddini zaten. Haddini bileceksin orada. Ben haddimi biliyorum. Senin için söylemedim. Ha. Babamı senin babam için söyledim. Sizin kalkıp kendiniz gelmeniz gerekiyor. Tamam mı? Gelip annenin elini öpmek için. Senin problemin o kadınla değil seninle. Evet. İşte ben de o yüzden dün ha. Bana söyle ona sen söyleme sen dedim. Sen boştan yere oyun yapıp da kendi kendine rol kesme. Boş boş konuşma. Benim canımı sıkma. Ne oldu? A diyorsunuz. Ne oldu? Daha deminden beri Nazlı Hanım'ı savunuyordunuz. Susayım mı şimdi ben? Bu kadına susayım mı? O babana bu da hoşunuza mı gider? Bu da hoşunuza mı gider? Erkekten hoşuna gider evet. Bana bak. Babanızın bakmıyorum. Ağzını orada ağzınıza almayın tamam mı? Kimi? Siz babanızın ağzını alamazsınız. Sen kimsin? Zaten, sen orada? Zaten... Kimsin? Öyle bir doldurursun ki insanları. Öyle doldurursun ki babayı da annesinin elini öpmeye bile gelmiyor. Kimse sana bugüne kadar konuşmamış ama ben konuşuyorum. Ben konuşacağım. Sen etrafındaki herkesi dolduruyorsun. Adam annesinin elini öpmeye gelemiyor senin korkundan. Çocuğunu da doldurduğun gibi. Emre ben şunu susturur musun? Şunu duymak istemiyorum. Ben seninle konuşacağım. Konuşalım. Boş boş konuşuyor. Sen bana. Konuşalım. Karaman'ın oyunu sonra çıkacak oyunu bekleyin. Tamam. Konuşalım. Bana bak. Böyle bakıyorum. De demeyelim. Nazlı Hanım. Bu şey. O çok karman yeri düşmemişse kalan şehir, bir tane de şey derler ya. Şehir efsanesi. Bir terim. Bu lafı kullanmayalım. Çocukların gücüne gidiyor. Burada Karaman'dan misafirlerimiz var ve Karaman Konya. Karaman bizi izliyorlar. Nazlıcığım söylediğin yanlış anlaşılabilir. O yüzden o lafı kullanmayalım. Nuriye Hanım, gelinin hatta. Ne yapayım? O kadını boştan yere yormayın. Benim o kadınla bir problemim yok. Ama benim bütün problemim Emre. Anladınız mı? Yanında durduğu kadın. Yazık o makineme görmüyor gerçekleri, görmüyor. Kızıyorum, gene sizin için geldim, sizin için. Kan olacak. Sizin için geldim, gene oğlun için geldim, sizin için geldim. Allah'tan korun. Gelmeyeceksin anneciğim, gelmeyeceksin. Ben ona burada... Dokunmayacaksın, çünkü değmeyecek insan için yoruldun, yazık sana. Nuriye Hanım, gelinin diyor ki o gerçekleri diyor, göremiyor diyor. Ya Allah hayırlısı yazsın, hayırsızsa yazmasın. Yani ne bu kadar çabalıyorsun yavrum? Ben istemiyorum teyze, anlamıyor musun? Benim bir bildiğim var ki istemiyorum. Neden beni konuşturuyorsun? Neden istemiyorsun? Söyle anne. Neden istemiyorsun? Ya Allah yazmışsa sen de desem, ben de desem olur. Tamam, nedeni Allah söyle. Yazmışsa, yok Allah yazmamışsa zaten bak, olmaz anacığım, yavrum. Bak sana söyleyeyim, anacığım sana söyleyeyim. Evlenirse cehennem olup gide evleneydi. 80 milyonun karşısında ne işi vardı? Evleneydi. Cehennem olup gidik bir köşede evleneydi. Anladın mı? Öyle ne hali varsa göreydi. Ama öyle deme. Nazlıcığım öyle deme hayatım. Çocuğun neden, o senin. Neden beni düşürdü? Neden? Neden ben... çıktı oraya bütün insanlara beni rezil etti? Beni olur mu öyle şey? Burada bir sürü çocuklarımız var. Böyle düşünmene üzüldüm Nazlıcığım. Burada olmaları. Ne münasebet? Allah Allah. Evleneydi. Kim kendinin önüne durdu? Seni sevdiğimiz için kendi senden... 27-28 yaşında adam yanındaki kadın 35-36 yaşında utanmıyor. Doğduğun çocuğun yaşını bilmiyorsun. Seni sevdiğimiz için senden rıza isteyelim dedik. O yüzden buraya çıktık ama ne karakterli... Sizimiz kaldı. Yok yanımdaki kadına bilmem kaç yaşındasın demediğin laf kalmadı ya. Biz seni sevdiğimiz için buraya çıktık. Ama Nazlıcığım. O sevgin bile inan azalıyor biliyor musun anne? Efendim. Nurgül diyor ki doğurduğun çocuğun Nazlıcığım Nurgül diyor ki doğurduğun çocuğun yaşını bilmiyorsun. Senin çocuğun 31 yaşında diyor.
yaşında, kendi kaç yaşında? Benim sinirimi bozmayın ha. Kimlikte 29 yaşında ama normalde 2 yaş büyük yazılmış 31 yaşında. Bak Nuriye Hanım nasıl gülüyor bak. Çok iyi ya. İşte sen de bilmiyorsun. Nuriye Hanım. Emre. Efendim. Ama biraz fazla olmuyor mu? Efendim? Ben söylüyorum Emre. Evlenmek istiyorsan git evlen. Cehenneme kadar yolun var. Yeter artık, bitir bu hikayeyi. Bitirmiyorum. Anladın mı? Evleniyorsan evlen. Ama anan öldü. Tam artık. Baban tam öldü. Artık yani öldüyse öldü. Baban ölmedi. Annen öldü diyor. Annesi öldüyse öldü. Biz öldük. Tamam. Babayı biz içeride alırız. Seda abla ben neden bu kadar çok şey yapıyorum biliyor musun? Benim iki oğlum vardı, bir oğlum var. Gönlüm ben daha var. Bana ne dedi biliyor musunuz annem? Bana dedi ki annem, ben dedi senin dedi orada evlenirsen dedi. Böyle ben bu laftan dolayı bak ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kelimeden dolayı konuştuklarıma çok dikkat ediyorum anneme. Ama dayanamıyorum artık. Vallahi dayanamıyorum ya. Yemin ediyorum dayanamıyorum. Arkadaşım sana tekrar diyorum. Bitir bu hikayeyi. Bitir. Evleniyorsan git. Çok evlen. Allah yoluna. Anladınız mı ya? Benim ne demek istediğimi? Ben aman yok ya. Yok. O yüzden konuşamıyorum ben. Konuşamıyorum. Kimse ne anlıyor beni ya? Ben engel olmaya çalışıyorum. Kırıyor.